Evet, Rezun Ameliyatı'nda birinci yılımızı tamamlamak üzereyiz. Hemen hemen tamamladık. Ve ilk defa bir hastamızda ikinci kez giriyoruz. Bir tane hastamıza yine bir mesane tümörü şüphesiyle ikinci kez girdik ama şimdi hastamızın şikayeti nedeniyle tekrar bir giriş yapıyoruz. Şöyle oldu. Hastanın idrar yapışı başta çok iyi düzeldi. Hasta çok rahatladığını söyledi. Eskiye göre çok mutlu olduğunu söyledi. Daha sonra zamanla bu idrar yapışında bir azalma meydana geldi. O yüzden biz de ikinci kez işlemi yapmak önerdik. Aslında bizim önerimiz böyle durumda hasta isterse tur operasyonu yapmak olabilir. O daha kesin çözüm olduğunu biliyoruz. Rezüme göre daha eski oturmuş bir teknik. Ama hasta rezümdeki o ilk zamanda o kadar mutlu idi ki tekrar rezüm olmak istediğini söyledi ve ikinci kez rezüm ameliyatı yapacağız. Şimdi aletimizi hazırlıyoruz. Evet. Bakalım. Geri giriyorum. Evet, kanaldan ilerliyoruz şimdi. Burası idrar sfinkter dediğimiz yer, geçiyorum ve prostatit. Ha, yani aslında şurada çok güzel bir açıklık var. Bunu zaten aslında sistoskopi yaparak muayenende görmüştüm. Bakın şu sol tarafta çok güzel bir açılmış, yani buhar burada çok güzel etkilemiş. Şurada biraz apikal doku var ama zaten buralara yapmak istemiyoruz. Çok güzel açılmış. Şu sağ tarafın iyi açılmamış olduğunu görmüştüm. Orayı da şimdi, hadi bakın şuralar çok güzel açılmış. Orta lob hiç kalmamış. Orta lob güzel açılmış. Sol taraf çok güzel açılmış. Ama sağ taraf açılmamış. Neden böyle oldu? Neden sağ taraf açılmadı? Açıkçası bir yorumum yok. Evet, yani gerçekten bu görüntü beni çok fazlasıyla memnun etti. Muayenende lokal anestezi sistoskopi yapmıştım ama bu kadar iyi olduğunu görmemiştim. Şu sol tarafın açıklığı, işte veri montajının şuradaki doku zaten kalsın istiyoruz. Bu doku kaldığı için zaten retrograd ejekülasyon olmuyor. Şimdi buralara da rezüm yapacağım. Hatta ameliyat öncesi hastamızla ve arkadaşlarla da konuşurken gerekirse şu dokuyu biraz turla alalım demiştim ama hiç gerek yok. Buraya da ikinci rezüm yapacağız ve bu iş bence tamamen hallolacak. Biraz boşaltıyorum. Bak şu açımı görüyor musunuz? Evet. Şimdi bak içeriden bir iltihap çıkıyor. Evet, yani sanki çok fazla atış yapmadan sonlanabilecek gibi. Evet. Mesela İkinci atış. Bu arkadan evet, gayet güzel bir yani şimdi şu anda bile şöyle bir açıklık oluşunu hissediyorum. Şöyle alt tarafları zaten baktığım zaman gayet güzel açılmış. Yani beklediğimden çok daha iyi açıldığını görüyorum aslında. Şuralar mesane boyu, orta lob gayet güzel açık. Sol taraf çok güzel. Sağ tarafa şu anda iki tane yaptım. Evet, bir daha yapacağım. Bu arada işte bizim her zaman yaptığımız bir iltihabı boşaltma şeklinde yapıyorum. Bu sefer bir iki delik açtıktan sonra yapayım dedim, daha iyi boşalır mı diye. Evet, şöyle bir iltihabın boşalışında görüyoruz. Çok fazla iltihap gelmiyor değil mi ama şöyle bastım, o zaman da bir yapıntı var. Şimdi şurada yine böyle bakıyorum, şişik olan yeri görüyorum. Merak ediyoruz. Evet, üçüncü bu oldu. Yani ben 15 tane kullanır mıyım acaba diyordum ama gerek yok gerçekten. Şimdi bakalım. Etrafı inceleyelim. Evet, yani şimdi şu dokular tamamen sıcak buharla artık
yandı içten. Hatta Beru'nun etrafına kadar bu beyaz yanık dokular geldi. Bence artık bu durmak için bir işaret. Gayet güzel. Şöyle üst taraflara belki bir tane yapabilirdim. Belki buraya bir yarım yaparım. Şöyle bir bakıyorum. Birazcık yasladığım zaman. Güzel. Çok az bir yarım şöyle yapalım. Beş saniye yaptım ve durdum. İğnemi çektim. Güzel. Yani müzikte var. Evet. Artık bu resimde belli bir tecrübeye ulaştık. Bir seneyi aşan bir sürede bu işi yapıyoruz. Açıkçası beklediğimden çok daha iyi sonuçlar gördüm. Çünkü ultrasondaki %30'luk da olsa bir değişim olmasına rağmen hastalar yeni bir yerde ultrason yaptığında işte ya prostatın hala duruyor, büyük prostatında büyüme var şeklinde tepki alıyorlar. Ben de kendim de baktığım ultrasonlarda işte diyelim 100 gram bir prostat %30 azalmış, 70 gram olmuş ama yine de 70 gram da çok büyük bir prostat. Ve beni hep şu şaşırtıyordu, hastalar beklediğinden çok daha iyi idrarlarını yapıyorlar. İşte lisedeki 1 gramı yapıyorum diyen, çok rahat yapıyorum diyen, gece kalkmalarım çok azaldı diyen hastalarımız mevcuttu. Bu grubumuz içerisinde şu anda bizim hastanemizde toplam yapılan sayı ve benim yaptığım sayının arasında belki en fazlası Türkiye'deki en çok yapan merkezlerden bir tanesi haline gelmiş durumdayız. Ve ilk defa bir hastaya gerçekten idrar yapmakta zorluk çektiği için girmek zorunda kaldım. Tekrar bakmak zorunda kaldık. Hep hastalara önerimiz şu, rezüm ilk başta denenmeli ve eğer faydası olmazsa diğer klasik yöntemler, HOLEP olsun, plazma kinetik olsun, bunlar sonraya bırakılmalı diye düşünüyoruz. Ama bu hastamız özellikle tekrar ikinci seansında rezüm yapmamızı istedi. Biz de ona tabii ki rezüm yapabileceğimizi ama çok gerekli olursa da diğer yöntemde yapabileceğimizi söyleyerek girdik. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi, özellikle prostatın sol tarafı ve orta lob tamamen tedavi olmuş. Hiç oralarda dokunacak hiçbir şey yok. Sağ tarafta, yani yine belki sağ taraftaki lobun da yarıdan fazlası iyileşmiş. Sadece çok ufak bir alan kalmıştı. Ama o alan da kapatıyordu yolu. Böyle bırakmak da olmazdı. Biz oraya 2 ya da 3 tane enjeksiyon yaparak olayımızı tamamladık. Ve gayet güzel bir şekilde halloldu. Yine dediğim gibi beklediğimden çok daha iyi sonuçları rezümün. Ama her zaman bu ihtimal var. İşte bizim de son bir sene içerisinde ilk defa bir hastaya bu tip şikayet. Bir hastamızın da şikayeti var ama kendisi henüz operasyon istemiyor. Gayet iyi, başarılı sonuçlar. Yani hani ne kadar başarı var dersek demek ki %90 civarında bir başarı olduğunu söyleyebiliriz kabaca. Herkese geçmiş olsun.